Hepiniz hoş geldiniz. Yapı Endüstri Merkezi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen inovasyon konferansında Türkiye'deki ekonomik büyümeden doğrudan etkilenen hem istihdamın hem de ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün kurumsallaşmasına katkıda bulunmak ve agresif rekabet ortamında kurumların fark yaratmasına destek olmak amacıyla yapı sektöründe iş mükemmelliğiyle rekabet avantajı yaratan sektörün geleceği inovasyon konusunu gündeme taşımak üzere ilk kez bir araya geldik. Bu çerçevede Yapı Endüstri Merkezi Türkiye'de yapı sektörünün ve fiziksel çevrenin kalitesinin gelişiminde rol oynayacak öncü projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Ve ilkini gerçekleştirdiğimiz bu konferansı endüstriyel yapı harçları üretiminde dünya lideri olan Saint-Gobain Weber ana sponsor olarak destekliyor. İnovasyona yatırım yapan destekçimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. Bu yılki programımızda konferansın anahtar konuşmacıları, yalın operasyonlar, süreç mükemmelliği, stratejik planlama, tasarım, inovasyon ve organizasyonel dönüşüm alanında Amerika, Avrupa, Afrika ve Asya'ya yayılmış 15 uluslararası ofisi ve 20'yi aşkın ülkede aktif müşterisiyle dünyadaki en büyük bağımsız servis sağlayıcılarından biri olan BMGI'ın Avrupa Genel Müdürü Greg Kinsey ile BMGI Türkiye Genel Müdürü Tevfik Durmuşoğlu olacak. Ardından açık iş modelini bir kültür olarak işletmelere kazandırmaya çalışmak üzere kurulmuş Açık İnovasyon Platformu kurucuları Yakup Sezer ve Nurettin Coşkun sahnede yer alacaklar. Son olaraksa yapı sektöründe rekabetin yeni adı inovasyon başlığını verdiğimiz panelimizin çok saygıdeğer moderatörü Profesör Doktor Ali Rıza Kaylan'la birlikte Türkiye'nin öncü firmalarından değerli panelistlerimizi sahnede ağırlayacağız. Hepimize verimli bir gün, keyifli bir konferans diliyor. İnovasyon Konferansı 2011'in açılış konuşmalarından ilkini yapmak üzere Yapı Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doğan Hosol'u kürsüye davet ediyorum. Çok değerli konuklar, Yapı Endüstri Merkezi adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Yapı sektöründe gelecek inovasyonda. İnovasyon Konferansı 2011. Bu demek oluyor ki arkadaşlarım bu konferansı her yıl yeniden düzenleme niyetindeler. Yapı Endüstri Merkezi 43 yıl önce kuruldu. Bir bilgi merkezi olarak kuruldu, sürekli olarak kendisini yenilemek konumundaydı ve bunu yaptığını da düşünüyorum. Sürekli etkinlikler, kurslar, konferanslar, seminerler, onların dışında yapı malzemesi sergileri, daimi sergi, gezici sergiler, son olarak da yapı fuarına, çok büyük boyutlara ulaşan yapı fuarına kadar geldik. Yapı fuarını pazar akşamı kapadık. Son derece başarılı bir fuar oldu diye düşünüyoruz. Onun hemen yanı sıra Eko Dünya içinde bir küçük bir fuar denemesi yaptık yapı fuarı ile birlikte. Onun da başarılı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yine Yapı Endüstri Merkezi ekolojiye yönelik çabalarını sürdürüyor. Eko Dünya konferansı yapıldı kısa bir süre önce. Onun dışında işte bugünkü konferansımız var. Yapı bilgi sistemimiz gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Örneğin bu sitelerimizden bir tanesi yapıveri.com. O siteye girmeniz tavsiye edilir. Orası çünkü tam bir bilgi hazinesi şeklinde çalışıyor. Yapı Endüstri Merkezi'nin yayın bölümü de basılı yayınlar ve sanal yayıncılıkla bir hayli kendisini geliştirdi. Örnek olarak sanal etkinlikler arasında mimarlık müzemiz var. Sanal Mimarlık Müzesi Türkiye için çok önemli, bütün dünya için önemli mimarlık müzeleri. Sanal ortamda yaptığınız zaman dünyanın neresinden olursa olsun izlenebiliyor. 24 saat açık, haftanın 7 günü açık, üstelik parasız. Yapı kataloğumunda bir yeniliğimiz var. O yenilik şu anda yapı kataloğu cepte diye özetlenebilir. iPhone'lara rahatlıkla indirebiliyorsunuz bütün yapı kataloğunu.
şu ana kadar duyan binlerce kişi indirdi. O da herhangi bir bedel karşılığı değil. Onu da sizlere burada bir kere daha aktarmış olayım. Son etkinliğimiz, son yeniliğimiz, Yenilikçi Malzeme Kütüphanesi Material Connection'ın Türkiye branşını açtık. Dünyada çok sınırlı sayıda Material Connection malzeme kütüphanesi söz konusu. Bunu Türkiye'de açmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Fuarda bunun bir küçük denemesini yaptık. Asıl yeri burası olacak Material Connection'ın. Bu sadece yapı malzemesiyle ilgili değil, çeşitli sektörlere hizmet edecek. Tekstilden tutun, işte yapı sektörüne kadar, uçak endüstrisine kadar bütün kesimlere hitap eden bir malzeme kütüphanesi. Bunun da haberini vermiş olayım. Şimdi hep inovasyon diyoruz. Biliyorum ki bu işle uğraşanlar bulunan Türkçe sözcüklerden, Türkçe karşılıklardan çok mutlu değiller, tatmini olmuyorlar. Aslında ben yenilikçilik sözünü mutlaka hepiniz çok iyi duymuşsunuzdur ama yine bir kere daha ortaya atmak istiyorum. Bunun Türkçesini bulmak zorundayız. Çünkü Türkçesini bulmadığımız alanlarda ilerlememizin de mümkün olmadığını düşünüyorum. Yani ben kişisel olarak Türkçeden yana bir insanım. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yenilikçilik dediğim zaman çok kimse onu karşılamıyor ki diyor. Ama biz öğrenime başladığımız zaman bilgisayar sözcüğü ortalıkta yoktu. İşte ilkin elektronik beyin demeye başladık biz. Elektronik beyin çok gerilerde kaldı. Ondan sonra kompüter demeye başladık. Daha sonra Ankara'dan bir dostumuz, kendisini tanımak mutluluğuna eriştim, bilgisayar sözcüğünü uydurdu. Şimdi bilgisayara baktığınız zaman o ne kadar karşılıyor? Tek tek bilgileri mi sayıyorsunuz? Ne oluyor? Öyle bir şey yok. Ama yani bir isim koyduğunuz zaman artık o kavramlaşmaya başlıyor. Kavram haline geliyor ve kullanılır oluyor. Onun için ben sınırlarımı aşmak istemiyorum. Burada inovasyonun benden çok daha yetkili kişileri söz alıp konuşacaklar. Ama onlara benim naçizane bir tavsiyem olsun. Bunun Türkçe karşılığını bulun. Ne derseniz deyin ama Türkçesi olsun bunun diye düşünüyorum. Ben burada başta bu toplantının ana sponsoru Saint-Gobain Weber olmak üzere konferansın ve panelin konuşmacılarına teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ve tabii siz değerli katılımcılara da ayrı bir teşekkür borçlu olduğumuzu düşünüyorum. İyi toplantılar dilerim. Teşekkür ederim.